12 Eylül zaten geliş amacı hem Türkiye'de sol demokrasi güçlerini, muhalifleri ezme olduğu gibi Kürt hareketlerini de bu anlamda tasfiye etmek, aslında özünde direnen bütün mevcut sisteme, yani kapitalist, emperyalist sisteme karşı bütün direnen güç odaklarını tasfiye etmek, iradesizleştirmek ve yok etmek üzere gelen bir sistemdi. Şimdi bunlar içerisinde Urfa'yı ayrı bir yere koymak lazım. Urfa, Kürt Ulusal Demokratik Hareket'in en yoğun yaşandığı, en çok geliştiği, gençlik hareketi olarak en çok ivme kazandığı bir yerdi. Burada işte bir yerde, işte Hilvan'da, Siverek'te, Bozova'da, yani Viranşehir'de, Urfa merkezde feodal ağalara, beylere karşı verilen bir mücadele vardı. Ve bu mücadele içerisinde kitleselleşen bir gençlik hareketi söz konusuydu. Dolayısıyla 12 Eylül hareketi gelirken en çok tutuklamaların, işkencelerin, gözaltına alınmaların yaşandığı yer Urfa oldu. Yani aslında o günün aklı, o günün mantığıyla çok fazla kavrayamadık. Ben zaten 12 Eylül 40. günü gözaltına alındım. İşte bu gözaltı süreciyle birlikte artık vahşetin boyutu, sistemin yönelimin boyutu, gözaltına alındıktan sonra, işkence alındıktan sonra bunu anlamaya başladım. Tabii ben yakalandığımda lise 2'ye gidiyordu. Yani 17 yaşında. İşte örneğin burada 40 gün gözaltında kaldım. Burada hemen Cebeci İşhan karşısında eski adı Kız Meslek Lisesi olan yer. Orası işkence merkeziydi. Şimdi o kadar çok gözaltılar vardı ki insanlar oraya sığmıyorlardı. Dolayısıyla Tugay içerisinde spor salonu vardı. Mesela ben bir aya yakın spor salonunda kaldım. Yani benim gibi 500 kişi orada kalıyordu. Her burası boşaldıkça sorgusu biteni Diyarbakır'a gönderilen yerine yeniden spor salonundan 20-30 kişiyi buraya işkence merkezine getiriyorlardı. Tabii burada diyebilirim ki 12 Eylül ile birlikte en çok vahşi işkence yöntemlerinin uygulandığı bir yer Urfa'ydı. Yani hele hele bir de böyle çok adı sanı bilinen ya da eylemciliği kamuoyuna deklare edilen insanların üzerine çok yoğun işkenceler yapılıyordu. Günlerce, aylarca işkence yapılıyordu. Ta ki ya çözülene kadar, ya bir itiraf alana kadar. Çözülmeyene de dediğim gibi ta çözene kadar işkence yapmak için envai türlü yöntemler deniyor. Yani Filistin askısından tut kum torbasına kadar, falakadan tut elektrik vermeye kadar. Her türlü bulabileceğiniz her türlü işkence yöntemi uygulanıyordu. Bizi Diyarbakır'a gönderdikten sonra biz bir de 40 gün Diyarbakır'da Tugay 7. Kolordu işlerinde istikam tavrı vardı. 40 gün de orada gözetim altında tutulduk. Yani oranın mantığı da şuydu. Örneğin işte Kürdistan'ın çok yerinden, Mardin'den, Batman'dan, Urfa'dan, çünkü yargılamalar Diyarbakır'da olduğu için askeri mahkemelerde, sıkı yönetim askeri mahkemelerinde, burada direkt Diyarbakır'a gönderiliyordu sorgusu bitenler. Şimdi o süre içerisinde işte işkence izleri biraz kaybolsun diye belli bir süre, yani 40 günle 20 ile 40 gün arası orada bekletiliyorlardı. Ondan sonra mahkemeye çıkarılıyorlardı ve koğuşlara gitmedik. 35 ve 36 olarak hücre olarak bilinenin tek kişilik hücrelere alındık. Fakat bu tek kişilik hücre değil, bakmayın. Mesela bu hücrelere biz 9, 10, 20'ye kadar insan alınıyordu tek kişilik hücrelere. Ta 1982 direnişine kadar evet her yerde teslimiyet yaşandı. Fakat tabii şöyle bir şey vardı. Yani teslimiyet fiziki bir teslimiyetti. Yani bütün arkadaşların da tespiti zaten buydu. Yani ruhen, düşünsel anlamda bir teslimiyet değildi. Çok yoğun uygulanan işkence, tecrit, izolasyon. Hani bugün de bir tecrit, izolasyon var ya, işte onun
katmerlisi ya da belki bugünkü tecrit o gününden feyiz alarak yapıyorlar, uygulamalardan. Tamamıyla başarıya ulaştı diyemeyiz, başarısız oldu da diyemeyiz. Neden? Şimdi mesela bir takım örnekler vereyim, yani somut örnekler üzerinden gitmiş olursak. Örneğin Türkiye Demokratik Sol Hareketi, Sosyalist Hareketi üzerinde gerçekten başarılı oldu. Yani mesela diyelim ki, örneğin 12 Eylül öncesi Türkiye'de Dev Yol'un 1 milyona yakın üyesi vardı. İşte Dev Genç her yerde örgütlüydü. Sol sosyalist hareketler her yerde çığ gibi büyümüşlerdi. Ama 12 Eylül ile birlikte bütün bu örgütler, bütün bu yapılar tasfiye edildi. Çoğuna teslimiyet dayatıldı. Ve çoğunu da teslim aldılar. Şimdi burada Kürt hareketini ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü direndiler. Yani güçlü bir direnişle birlikte yeniden ayağa kalkıldı. Mesela şöyle bir şey söyleniyordu. Esat Oktay şunu diyordu. Diyordu nasıl 1930'da Avrı isyanı bastırıldığında Avrı Dağı'nın tepesine betondan bir mezar yapıldı. İşte hayal Kürdistan burada meftundur. Yani hayali Kürdistan burada mezardadır diyordu. O yüzden de Kürt Ulusal Demokratik Hareketi'ni de ben Diyarbakır Zindanı, 5 nolu Diyarbakır Zindan'da betonların arasına gömeceğim. Bir daha Kürtler adına hiç kimse baş kaldırmayacak, direnmeyecek diyordu. İşte burada özellikle 1982'de işte 21 Mart'ta Mazlum Doğan'ın fitilini ateşlediği direnişle birlikte 18 Mayıs'ta dörtler ve 14 Temmuz büyük ölüm vurucu direnişçileri bütün o teslimiyet kalıplarını, bütün o dayatılan ihaneti yerle bir ettikleri gibi dışarıda da Kürt halkının yeniden ayağa kalkması, mücadele kalması için bir ruh oluşturdu. Bu ruh ve direnç beraberinde yeni gelişmelere yol açtı. Teslimiyeti, ihaneti ancak direniş yerle bir edebilir. Dayatılan onursuzluğa, kimliksizliğe karşı direniş aslında baş kaldırının adıdır. Yani toplumun hiçbir kesimi, hiç kimse yaşamında, ilişkilerinde, siyasetinde teslimiyeti kabullenmemeli. Direniş ruhunu esas aldığımızda yani hepimiz başarıya kilitlenmiş oluruz ve başarı gelecektir yani. Urfa'da o dönemde tabii merkezde, MHP merkezi bir faşist baskı vardı, düzen vardı. Ve devrimci mücadele geliştikçe bu faşist baskılar da artmaya başladı. Sonra burada eğitim meclisi olayı vardı. Eğitim meclisi zaten mücadelenin merkezi eğitim meclisiydi. Eğitim meclisinde gençler bir araya gelip Urfa'daki mücadeleyi hızlandırdı. 12 Eylül'den hemen önce zaten 12 Eylül'ün geleceği belliydi. Akıllı insanlar, önderlik bunun farkına varmıştı. Örneğin bir Çorum katliamı, bir Maraş katliamından sonra ilan edilen sıkı yönetimler vardı. Bu sıkı yönetimlerin geleceğinin de bir junta, bir askeri darbe olacağını görüyorduk. Ve bazı insanlar tabii daha net gördü ve ona göre kendilerini konumlandırdı. Çok insan gözaltına alındı. Yani mesela ben 12 Eylül'den bir ay önce aranmaya başlandım. Biz Diyarbakır'a gönderildik tabii. Diyarbakır'da orada da bir ay gözetim altında kaldıktan sonra ve orada mahkemeye çıkarıldık. Mahkeme tarafından çıkarıldıktan sonra bir şeye gönderildik. 5 nolu askeri cezaevi zaten o zaman yeni açılmıştı. Ve oranın hemen ilk misafirler diyelim
Ben Diyarbakır'da 2 yıl kaldım. 12 Eylül amacına ulaşmadı. Nasıl ulaşmadı? Eğer devrimciler amansız yakalanmış olsaydılar ulaşırdı. Özellikle Ulusal Hareket yani bu konuda uyanık davrandı. Ne kadar böyle kadrolarının önemli bir kesimi içeride olsa da ama önemli bir kesiminde kurtarmasını bildi ve onların olağanüstü fedakarca çabaları sonucunda bugün biz onlara yani minnettarız. Onlara minnettarız. Gerçekten de Kürt halkı olarak biz bugün bu baskıları, bu eziyetleri, bu insanlık dışı şeyleri eğer yaşıyorsak yine bizim bazı hata ve zaaflarımızdan kaynaklanıyor. Ve eğer bir gün alnımız açık, dik, bütün dünyada biz Kürdüz diyebiliyorsak, biz yine o fedakar, o canını vermiş insanlara borçluyuz. Ben onların anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Halkımızdan ve özellikle gençliğimizden isteyin. Yani bu haklı davaya, haklı mücadeleye hem ulusal hem sınıf mücadelesine sahip çıksınlar. Herkes bilinci dahilinde, herkes bilgisi dahilinde, herkes kabiliyeti dahilinde bu mücadeleye sahip çıksın. Çünkü bizler sahip çıkmadığımız her gün biraz daha bu mücadele uzuyor. Ve biz inanıyoruz er geç bu mücadele zafere ulaşacak. Özgür ve demokratik bir toplumu biz kuracağız. Biz buna inanıyoruz. Biz 78'ler, Urfa 78'ler girişiminin bir üyesi olarak ben de buna inanıyorum. Ve bütün insanlarımızı, duyarlı insanlarımızı biraz daha bu mücadeleye sarılmaya da davet ediyorum. Çünkü bazı insanlarımız çok fedakar davranmış, çok acılar çekmiş ve çekiyor. Ama bazı insanlarımız da duyarsız, işte bu bizi kahrediyor maalesef.